İyi akşamlar. Stadyuma hoş geldiniz değerli izleyiciler. Yorumcularımız Ali Gütüken, Ayhan Akman, Tümer Metin'le birlikteyiz her zamanki gibi. Ligde 35. hafta heyecanı yaşanıyor. Bugün 4 maçı geride bıraktı. Gündüz bölümünde düşme hattını yakından ilgilendiren bir karşılaşmaydı. Bir gol düellosuna döndü. Yukatel Denizli Spor, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor mücadelesi ve karşılaşmayı 3-2 kazanan Büyükşehir Belediye Erzurum Spor oldu. Gündüz bölümünde oynanan bir diğer karşılaşmada Yeni Malatyaspor 13 maç sonra kazandı ve ligde kalma adına önemli bir galibiyet elde etti. Trabzonspor beraberlik serisini tam bozmak üzereydi. Ataka Şatay Spor son dakika penaltısıyla bir birlik beraberliği yakaladı. Trabzonspor 4 maçtır berabere kalıyor. Ataka Şatay da Bordo Mavili Deplasman'dan bir puanla ayrılmayı başardı. Akşamın maçında ise Göztepe Diabate'nin attığı olağanüstü bir golle 1-0 öne geçti ama bu gol yeterli olmadı. Galatasaray müthiş bir geri dönüşe imza attı. Gecenin sahnede yıldızı olan isim Kerem oğlu oldu ve 3 gol kaydetti. Hattrick yaptı. Birbirinden güzel goller ve Galatasaray şampiyonluk yarışında ben de varım dedi. Beşiktaş'ın puan kaybettiği bir haftada. Son viraja girilirken zirve yarışı nefesleri kesiyor. Ligde kalma mücadelesinde her bir puanın kıymeti çok başka. Puan durumundaki dengeler sürekli olarak her maç değişiyor ve bu akşam bunu da detaylı bir şekilde yorumcularımıza birlikte değerlendireceğiz. İzmir'deki Göztepe Galatasaray karşılaşmasını değerlendirmeye başlayacağız. Yorumcularımıza sözü bırakacağım. Manşetleri ne olacak? Sizler de TRT Stadyum etiketinden bizlere hem yarışla ilgili şampiyonluk yarışı, hem ligde kalma mücadelesi ve aynı zamanda maça dair yorumlarınızı iletebilirsiniz. Instagram ve voleden de hesaplarımızı takip edip son fotoğrafın altına mesajlarınızı yazabilirsiniz. Bakalım yorumcularımız neler e, ön planı çıkaracaklar. Ali Gütiken bahşetiniz. Galatasaray Kerem sahibi. Kerem sahibi dedi. Ayan Akman. Bir yıldız doğdu diyorum. Bu akşam Kerem Aktırkoğlu. Ve Tümer Metin. İsyanın adı Kerem. 9. dakikada gelen bir Röveşata golü, Diabate'nin golü bir anda maçla golle başlayan böylesine olağanüstü bir golle başlayan bir karşılaşma sonrasında Galatasaray'ın direksiyona Kerem'in geçmişleriyle beraber 3 puanı uzandı. 3 maç sonra galip geldi Sarı Kırmızılar. En son Kayseri deplasmanında 3-0 kazanmıştı. Ligin en fazla gol atan takımı Sarı Kırmızılar. Lider Beşiktaş 71 puan. Fenerbahçe 66 puan. Yarın Başakşehir ile karşılaşacak. Ve Galatasaray'da puanın 65'e çıkarmış oldu. Böylelikle liderle puan farkını da indirdi. Ayhan Akman sizinle başlayalım. Bu lig tabi her şeye gebe onu söylememiz lazım. Yani e, çok puan kayıpları yaşanıyor. Beklenmedik puan kayıpları bundan sonra da devam edecek gibi. Sergen Hoca da, e, Emre Hoca'nın da e, zaman zaman maçlardan sonraki açıklamaları kimsenin 8'de 8 yapamayacağı ve puan kayıplarının olacağı haftalar göreceğiz dedi. Ben de katılıyorum bunlara. Hakikaten e, küme düşme mücadeleleri, işte şampiyonluk mücadelesi, hatta e, dördüncülük, beşincilik mücadeleleri şu an son sıra devam yani ediyor. Avrupa hedefi var. O yüzden herkesin bir hedefi var. bu puanlarda aslanın ağzında. O yüzden müthiş mücadeleler tabii ki. Bu akşamın özelinde tabii ki Kerem'in bir yıldız olarak, bir yıldız adayı olarak doğduğunu söylemeliyiz. Gerçekten fark yarattı bu akşam attığı gollerle, saha içindeki performansıyla. Şimdi tabii ki çok kağıt üstünde çok zor maça çıktı Galatasaray, Göztepe deplasmanındaki ki son haftaların herhalde en çok puan toplayan ve formda takımı Göztepe'yle e, dışarıda oynamak çok zordu. Son iki maçını kazandı. Son on maçta da 20 puan toplamıştı. Çok zordu hakikaten. Bir de tabii ki e, hafta içi yaşanılan e, bir kaos bir ortamı vardı. İşte başkanın açıklamaları e, oyuncuların üzerinde e, büyük bir etki yaratmıştır tabii ki. Bu bazen zaman zaman takımlara e, pozitif yönde de etkisi olabilir. E, bu akşamda o yüzden bunun reaksiyonunu verdi diye düşünüyorum ben. Bütün oyuncular. E, hocanın Maç öncesi açıklamalarda bunu teyit ediyordu. Yani oyuncuların bir şekilde bu akşamı geçmeleri gerekiyordu, kendi karakterlerini koymaları gerekiyordu. O yüzden de maç öncesi böyle bir baskıyla başladı Galatasaray ama altından kalkmasını bildi. En büyük fark bugünün özelinde yani teknik olarak, taktik olarak üçlü orta sağ yani Obinna, Soner, Diapet'e üçlüsüne Galatasaray son derece dinamik. Ve dinlenmiş Emre Taylan ve Fernandez üçlüsüyle çıktı. Ee, birkaç haftadır oynamıyorlardı. İşte Covid'den, milli takım sonrasında hem Taylan'ın hem de Emre'nin yokluğu. Biraz da e, fizik olarak da daha iyi gördüm ben ikisini de. Evet, Fatih Karagümrük maçında dediğiniz sebepten dolayı oynayamamışlardı. Yani negatife dönmüştü fakat evet. fizik olarak yeterli olmadıklarını ifade etmişti. Hoca hatırlarsanız. Doğru. De. Bu arada onlara bence bir dinlenme fırsatı da verdiğini düşünüyorum. O yüzden bu üçlü Diğer bu üçlüye, diyabete envoba Soner üçlüsüne e, çok üstünlük sağladı bugün. Bütün e, duran e, ikinci topları, baskılardaki mücadeleleri, başarıları hiç oynatmadı. Bu da tabii ki Diabete'nin biraz ikinci forvet gibi oynamasıyla da alakalı bir şey. Yani biraz Gjahovic'in e, yanında daha çok pozisyon almaya çalıştı. E, bir tarafta Endiha'ya, bir tarafta Halil. 4-2-4 gibi bir pozisyonda Galatasaray 3'e 2 Hatta Fegul'in de orta sahaya girmesiyle 4'e 2 bir pozisyonda kaldılar. O yüzden de Galatasaray hiç oyunun başından sonuna kadar 4'e 2 hatta 3'e 2 bir pozisyonda kaldı. Ve çok büyük üstünlükle maçı kapattı diye düşünüyorum. Tabii ki Kerem çok özel bir oyuncu ondan bahsetmemiz lazım. Çok süratli bir oyuncu. Bu suratinde bazı suratlı oyunculardan kontrolü zayıf gibi konuşuruz ama ayakları da kontrollü olan bir oyuncu. Yani kısa dar alanda da oynayabilecek meziyetlere sahip bir oyuncu. Bunu da, e, her oyunda de gösterdi. Her oyununda gösterdi. Evet. Hatta hak ettiği gecikilmiş bir hak edildiği bir 11'e ee, bu akşam gördük. Biraz daha önce belki hoca e, kullanabilirdi ama e, hocanın bu akşam kullandığını e, görüyoruz. Bu akşam özelinde e, Galatasaray'ın ilk 11'ine baktığımda 30 yaş altı e, 32 iki tane oyuncusu var. Bunu Mustara'yı çıkarsam Feguli ve Şener'den bahsedebiliriz. 31-31 yaşlarında. Diğer oyuncuların hepsi buna Halil 21-22 işte. İlk kez ilk 11'de sahaya çıktı zaten. O da buradan. ilk 11'de ilk kez sahaya çıktı. Kerem 21-22 yaşlarında. E, Taylan ee, Emre Kılınç 26'larda e, e, Jetson da 24'ünde 24. e, 24 o yüzden son derece dinamik orta saha güçlü orta saha ve her baskılarda dediğim gibi ayakta kalan bir orta saha e, hiçbir döneminde Göztepe'ye bir üstünlük vermedi bu orta saha Ayan Akman girişi yaptı değerli izleyiciler hatta yorumların içerisinde Hı. Fatih Hoca'nın maç öncesi açıklamalarından da bahsetti Fatih Terim Çaykur Rizespor mücadelesinin ardından iki maç ceza almıştı. Milli maç arası, daha sonraki iki karşılaşma derken en son o maçın sonrasında konuşmuştu. Aradan 28 gün geçti. İlk kez mikrofonlar karşısına maç önü Bin Spor'sa geçti ve orada özellikle hafta içi yaşananlarla ilgili çarpıcı açıklamaları vardı. Onu birazdan vereceğiz ama basın toplantısına bıraktığını ifade etti o açıklamalarda. Basın toplantısında geniş bir şekilde e, gazetelere yansıyan Sayın Başkan Mus Mustafa Cengiz'in söylediği iddia edilen, daha sonra kulüp tarafından yalanlanan, ancak Fatih Terim'in bugünkü açıklamasıyla birlikte, maç ön açıklamasıyla birlikte başka bir boyuta giden durumu da ilerleyen dakikalarda değerlendireceğiz. Ama Fatih Terim'in basın toplantısından sonra bu bölümü hocanın sözleri üzerine yorumlamak en sağlıklısı diye de e, düşünüyoruz doğrusunu söylemek gerekirse. Diğer yorumcularımızla bu üç birlik maçı değerlendirmeye devam edelim. Tümer Metin. İsyanın adı Kerem Kerem Aktürkoğlu dedik. E, çok özel bir geçir, gece geçirdiğini söyleyelim Kerem'in. E, zaten daha önceki maçlarda bulduğu dakikaları da çok iyi fırsata çeviren, hatta çok da iyi değerlendiren Ayhan Hoca doğru söylüyor. Daha önce 11'de şans bulabilir mi? Daha önce bu fırsat gelebilir mi diye zaman zaman kendi içimizde ve ekranlarda dile getirdiğimiz bir oyuncu. Bazen birilerinin yokluğu birilerine fırsattır. Fatih Hoca çok net ifade eder bunu. Kerem bu şansı iyi değerlendiren değerlendirenlerden. Bundan sonra da üzerinden kolay kolay kimsenin formayı alacağını düşünmüyorum bu performansıyla. Şurası önemlidir. Neden isyan? Şimdi başlığın altına hırs, azim, istek bunları da yazabiliriz ama isyan benim de oyunculuk karakterimde çok sıkça başvurduğum, hatta oradan beslendiğim özel bir duygudur. Ee, bazı genç oyuncular için de bulunmaz veli nimetlerden bir tanesidir. Bugün bunca yokluk varken, bunca oyuncu yokken takımın içinde forma şansı gelmişken, zorluk derecesi yüksek bir maç, dün rakibiniz puan kaybetmişken, %100 kazanmanız gereken bir maça çıkarken, Kerem'in ne kadar hazır olduğunu ve oyuna, gidişata, skora, reaksiyon gösterebildiğini, isyan ettiğine şahit olduk. Bazı kayıp zamanlar, takımların düşüş içinde olduğu zamanlar bazı oyunculara çok yarar. Bunun tarihte birçok örneğine şahit olmuştuğumuz var. Oralarda oyuncular yeşillenir, yeşerir, genişler, büyür ve yer edinirler. Kerem bu, bu yeri edinme çabasını başarıyla geçtiğini söyleyelim Kerem'in. Yolu açık olsun. Önemli bir yıldız kazandı Türk futbolu. Ee, daha 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 istek isteğin dışında daha da olgun görüyoruz. Bazı süratli oyuncuların dezavantajları vardır. Hızda, çabuklukta, süratte. Kerem onları da bertaraf etmiştim de. Daha dengeli, daha ayakları iyi durumda genç oyuncuya nazaran daha olgun bir görüntü verdiğini söyleyelim. Teknik açıdan Ayhan Hoca değerlendirdi, doğru. Bir orta saha üstünlüğünü kazandığını söyleyelim Galatasaray'ın maçın geneli için konuşuyorum. Topa sahip olduğunu söyleyelim. Kalesinde pozisyon vermesine, hatta golü görmesine rağmen dönüş için iyi sinyaller verdiğini ve büyük takım hüviyetinde oynarız, oynadığını söyleyelim. Zor bugün gidip e, Göztepe deplasmanında 3 puanı çıkarmak. Formda Göztepe adına söylüyorum. Ünoloji ile bir çıkış yakaladılar onlar. Bir oyun ritimleri var. Zaman zaman oyun ritmi sallanıyordu Galatasaray'ın. Sallandığı haftalar var. Ama bu akşama dair oyun ritmini de bulmuş. Daha dinlenmiş, daha fresh ve daha akışkan, e, akışta bir Galatasaray izlediğimizi söyleyelim. 19. Hak bir galibiyet aldı. 19. maçını oynadı bugün Kerem Ali Hocam. Ee, bir tane 11'i vardı bu zamana kadar. Bugün ikinci 11'ine sahaya çıktı. Ve e, Erzincan Spor'da geçen sezon gösterdiği, 3. ligde gösterdiği performansla Galatasaray'ın renklerine bağladığı bir isimdi ki 20 gol atan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve hocanın verdiği şansları da belirli sürelerle birlikte e, iyi değerlendirdi. Geçtiğimiz maçlarda 4 gol kaydetti. Sadece gol atması değil tabii ki aksiyondan içerisinde yer alması, atakların başlangıcı ve bitirişliğinde de ...bugün de tam anlamıyla ben varım yani 11'e şu anda ciddi bir şekilde adayım mesajını da verdi. Evet mecbur bıraktı. Biraz yani, da Mustafa'nın... Evet, evet, Mustafa hayır yani oyunuyla da bence mecbur bıraktı. Yani Fatih Hoca'ya da ben bu formayı alacağım mesajını bence bugüne kadar vermişti. Yani bir oyuncunun kalitesini ve oyun karakterini görmeniz için illa her maçı 90 dakika oynamasına gerek yok... 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika bir kere şans verirsiniz bir şey yapar. Bir daha şans verirsiniz bir şey daha yapar. Bir... Ve artık e, öyle bir güven oluşur ki bundan sonra vereceğiniz her şa şansı iyi kullanacağını düşünür teknik adam falan. Ve bunda da yanıtmadı. Bugün itibariyle de ilk 11'de bence daha önce de e, ilk 11 alması gerekiyordu. E, ama belki işte yeni transferlerin öncelikleri falan filan diye e, tercihler olabilir. E, ama bugün gerçekten e, muhteşem bir e, Kerem performansı izledik. Kerem'le beraber ben Halil'i de çok beğendiğimi de söyleyeyim. Ee, şu önemli Galatasaray e, santroforlarıyla özellikle oyunun içerisinde çekmekte e, Mustafa Muhammed'in gelmesiyle e, bir e, kademe Sıçramıştı öyle söyleyeyim. ile fiziki anlamda bunu belki kaliteyle yapıyordu ama fiziki anlamda sürekli oyun içerisinde çok e, verimli olduğunu söyleyemeyiz. E, ceza sahası içi etkinliğinden konuşuyoruz. Fakat Halil bugün oyunda kaldığı süre içerisinde, e, o yorulana kadar olan bölümde bence e, Kerem'in etkinliğinde de büyük faydası var. Ayakları çok iyi çok hedef olan bir oyuncu çıkıp top alıyor. Daralan kabiliyeti çok yüksek. Ben bugün gerçekten keyifle izlediğimi söyleyebilirim. Yani Fatih Hoca'yı da rahatlatmıştır. Baktığımız zaman pozisyonlara girdi. Oyun bilgisi var. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Koşuyu biliyor, zamanlamayı biliyor, topa çıkışları biliyor. Ve bu Kerem'i de bu kadar deplese oynayan, bu kadar istekli ve topla buluşunda etkili olabilen bir oyuncuyu da çok aktif hale getirdi. Yani statik bir santroforla oynamak bu tür bir oyuncuyu da veri, verimsizleştirebilir. Ya yani bu hareketsizlik aslında e, oyunu dönem dönem kitleyen şeyler. Ya yani bugün o değişim, mecburi değişim diyelim öyle söyleyelim Galatasaray'daki bu kadar güzel bir sonucu ortaya çıkarttı. Tabii maç izlerken şöyle bir not da aldım. Yani genç oyuncuların takımlar içerisinde... E, Farklı yansımaları da oluyor Yani hedefi olan yetenekli genç oyuncuların Motivasyonu Ekstra kazanımlar yaratıyor Yani coşkusu var çünkü bir şey yapmak istiyor Yani mesela usta oyuncu Biraz daha demlenerek oynar Daha dingen oynayabilir Risk almaktan korkar Korkar demeyeyim de yani risk almayı daha az deneyebilir, daha olumlu yerlerde de kullanmayı düşünebilir ama genç oyuncular böyle değildir. O ateş topu gibi her yerde bir şey yapmayı düşünür. İspatı var. İspatı şimdi. var ve İspat bugün var. E, baktığımızda Kerem'in bu oyun coşkusu ve yapma isteği Galatasaray'a çok şey kazandırdı. Evet. Kerem de ilk açıklamasını yaptı. İlk sayfadan itibaren seslendireyim ben. Süper Lig'deki ilk etrik oldu benim için. Bu yüzden topu aldım. Hayatım boyunca saklayacağım. İnşallah devamı da gelir ve daha nicelerini atarım. Her Türk futbolcu için Avrupa'ya gitmek büyük bir hedef ve gururdur. Benim de hedeflerim arasında bu var tabii ama öncelikli hedefim uzun yıllar boyunca Galatasaray'la güzel işler başarabilmek. Benim için çok duygu dolu bir maç oldu. Takımca iyi reaksiyon gösterdik. Bireysel performans futbolcuyu çok motive ediyor ama bizim takım olarak kazanmamız gerekiyordu. 3 hafta sonra kazandık. Galatasaray buralardan çok geri döndü. Hep birlikte inanıyoruz ve inşallah buradan dönebileceğimizi biliyoruz demiş. Sevgilersin. Headtrick yapan oyuncular topu alır eve götürür. Evet. Kerem e, topu eve götürdüğünü söyledi. Ee, sadece topu değil, bence formayı da alıp götürebilir. Bu performansı bu şekilde devam ederse, sezon sonuna kadar için söylemiyorum. Uzun yıllarda hizmet edebilecek bir performans. Görüntü de onu gösteriyor. Formayı da alıp götürebilir eve. Evet, Hiç ya Ozan yoktu. Kabak böyle böyle fırsat buldu. Şimdi Liverpool'da en üst evet. düzeyde forma giydiğini görüyoruz. Ve muazzam bir gurur yaşıyoruz. Evet. Kerem de sonuçta verilen fırsatları iyi değerlendirdi. Bugün Mustafa Muhammed, Falcao iki futbolcudan yoksun. Ha onlar olsaydı oynayabilecek durumda olsaydı dahi bilmiyorum Babel, ama Babel, belki de Babel de yok. E, Babel de yok. Fatih Hoca belki Kerem yine bence yine başlayacaktı diye başlayacaktı. düşünüyorum Hak etti yani. Orayı. Hak etti orayı. Haketti çünkü evet. Ki yani şöyle bir şey de var. Onye kuru da var aslında baktığımız zaman ya yani Galatasaray'da tempo ve dinamizm yaratan bir oyuncu var ama Kerem'in e, bence e, oyun içerisindeki oyun zekasına ve gol becerisine de daha çok önem verdi gibi görünüyor. Yani normal şartlarda şimdi o da çabuk bu da çabuk aslında ikisi de süratli oynuyor oynayabilen oyuncular. Ama biraz ee, bunun gole daha çok yatkın olması Kerem'in biraz o tarihte etkili oldu. Ali abi dünyanın golünü attın. Senin yanında bunu söylemek bize düşmez ama ben gol vuruşlarını da beğendim. Yani tabii, tabii. sadece pozisyona girmek on yakuru pozisyona girebilir ama bitiriciliğinde de zaman zaman şüphe duyduğumuz bir oyuncudur. Kerem'in bitiriciliği de çok önde. Abi, ya golcülük tesadüfi bir şey değil Tümer'cim sen de biliyorsun. Yani bir oyuncunun ben hep şuna bakarım. Yani e, işte şu ligde 20 tane atmış. Ya gol atmışsa bir oyuncu 20 tane gol atmış bir oyuncudan bahsediyorsak bu oyuncunun golcülük yeteneği vardır var, yani evet. bunun liginin artırı üstü olmasa vardır şöyle 20 gol atar ağır bir oyuncudur o ligin oyuncusudur ama golcüdür o bir şeyi değiştirmez yani onun gol golcü olma vasfını değiştirmez Kerem'in şöyle bir şey var hem golcü ve çabuk oyuncu Ersin'cim Avrupa'da hep söylüyoruz oyuncuları üst seviye takımların en büyük özelliği kanat oyuncularının çabuk süratli dinamik oyuncuları olmalarıdır. Yani içe doğru kat eden hem çabuk hem birebir de çok etkili oyuncular. Kerem'in bu özellikleri de var. Yani oyun içerisinde süratli, e, sprinti olan bir oyuncu, topla süratlenen bir oyuncu artı bir de golün içerisinde olan evet. bir oyuncu. Yani aslında... Ekleyim abi bir de Kerem'le ilgili. Bugün ilk defa kendi pozisyonunda oynadı aslında. İdeale yakın sol kanat, kanat oyuncusu. Şimdi tabii ki Onyekuru transferinden sonra Onyekuru oraya geldi ve sol tarafı aldı <laughs> ve başarıyla da devam etti. Yani gollerle de başlayınca Kerem aslında her oyununu ilk 11 oynadığında da sonradan oynada girdiğinde de aslında sağ kenarda gördük ama orijini Erzincan'da oynadığı yer aslında sol kanat oyuncusu. Bugün solda başladı ilk defa. Mesela ben çok merak ediyordum. Solda nasıl oynar diye ki esas orijin yeri orası. Şimdi daha net görebiliyorum şu an. Avantajı çevirdi onu mesela. Tabii ki mesela içeri kat ettiğinde sağ ayak gücüyle tabii, değil mi? Şimdi tabii ki kesinlikle iki golü de bakın. Benzer. E, soldan e, çapraz koşu az bir koşu olmasına rağmen bir 8-10 metrelik koşular ama oradan da geniş açıdan e, kaleyi görmesi iki gol vuruşu mesela müthiş. Bir tanesinde evet kaleci çıkarabilir miydi hata ama diğer vuruşu mesela tam tipik onun Erzincan'da attığı i̇lk, gollerden gol ilk, dediriyor. Ilk, i̇lk gol, gol, i̇lk gol tabii evet. müthiş bir gol. Yani evet. o o gol kolay gibi gözükmesine rağmen çok zor açısı da yani öyle çok kolay değil de müthiş bir e, gol vuruşu yaptı. Kadir'den rica ederim. Hatta e, özetede de e, az bir zaman kalmış gerçi. E, daha sonra zaten Kerem'in atmış olduğu bütün gollerin analizini de tek tek e, yaparız. Birazdan Fatih Terim'in maç sonu açıklaması, Ünal Karaman'ın maç sonu açıklaması yetişir mi bilmiyorum ama Fatih Hoca'nın maç öncesindeki açıklamasını da grafik olarak ben hemen seslendireyim. Basın toplantısında daha kapsamlı bir şekilde konuşacağını ifade etti Fatih Terim. Biz yorumlarımıza devam edeceğiz. İşte maç önü konuşmasında neler söyledi Fatih Terim? Galatasaray şampiyonlukları kaybedebilir. Şampiyonluklar kazanabilir. Bunlar olmuştur. Ancak Galatasaray irtifa kaybedemez itibarının zedelenmesine müsaade etmez. Galatasaray kendi hakkında dışarıda kolayca dedikodu yapılmasına izin vermez, o duruma düşmez. Galatasaray'a kimse kendi adına veya kendi istediği gibi dokunamaz. Bunlar bizim için önemli şeylerdir. Dünyanın her tarafında ismim nereye yazılmışsa yanına Galatasaray yazılmış. Neredeyse kapısından 50 yıl önce girdiğim Galatasaray'ın terbiyesine özen göstermişim. Kendimi herhangi bir sıradan antrenör gibi görmüyorum. Milyonlarca Galatasaraylı'nın da böyle görmediğini hissediyorum. 7446 benim sicil numaram. Galatasaray divan üyesiyim. Aşağı yukarı 50 senedir Galatasaray üyesiyim. Yani hareket halindeki trene yoldan binmedim. Ortasından seyretmeye gittiğim bir film hakkında yorum yapmıyorum. Ben futbolla ilgili yorumlar yapıyorum. Galatasaray'a da Galatasaray'ın değerlerine de sahada formasını ıslatan futbolculara da kimse kolay kolay dokunamaz. İnanıyorum ki aynı zamanda Galatasaraylılar da buna müsaade etmez. Maç önü değerlendirmesi buydu. Özet zamanı geldi. İlk maçtan itibaren başlayacağız. Basın toplantıları, maç sonu açıklamaları yine bu.